Babaanne, biliyor musun? Doktor senin çok yakında iyileşeceğini söyledi. Ama babaanne, bana sorarsan sen gayet iyisin. Evet, sadece yürüyemiyorsun. Ama babaanne, bize zor zamanlarda ayakta kalmayı sen öğrettin. Babaannemin konuşamadığını biliyorum. Ama babaanne, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Senin sesin şu anda biziz. Babaanne, bu yüzden sakın gücünü kaybetme. Hem üzülmene hiç gerek yok. Sen bize daha iyi bir hayatın yolunu gösterdin. Sen anneme doğru yolu gösterdin. Babama doğru yolu gösterdin. Baba bana ve bir ana da. Babaanne, sen hep derdin ki ben ve Bihan'ın evlenmesi Tanrı'nın isteğiyle olmuştu. Bizi kimse ayıramaz. Sen hep başımızda ol. Böylece benim güç alacağım, senin de güveneceğin biri olsun. Babaanne, tek bir şey istiyorum. Seni ne kadar sevdiğimizi bilmeni istiyorum. Bugün de şundan eminim ki sevgimizi gösterdikten sonra yüzünde büyük bir gülümseme göreceğiz. Abi, yenge, sahneye gelin. Thank you.
maravinam kucuri. Vivantum maravinam Son kişi ise hepimizin canı, babaannemin gözdesi sevgili Tapki. Tapki ile beraber bu muhteşem dans gösterisinde muhteşem yengemizi de izleyeceğiz. Yengemle Tapki'ye kocaman bir alkış. Tapki kızım. Böyle mutlu bir günde neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Bihan'a mı üzülüyorsun? O gelecek kızım. Bu kadar üzülme lütfen. Hem biliyor musun, sen bugün annemle birlikte Bihan içinde dans etmelisin. Ondan uzak kalmana rağmen ona kavuştun. Öyle değil mi? Hem sırtına sevgiyle dokunacak, annen de şimdi yanında. Hadi. Güzelce dans edelim, hadi. Gördün mü? İşte Bihan'ın geldi. Ama önce bana kanıtı ver. Dursana, bu acele ne böyle? Önce şuna bir bakmama izin ver. Hayır Koşi, bunun şansla falan alakası yok. Senin sayende kazandık. John Bihan'ın böbreğini alacak, sonra... Oğlumuz John yaşayacak, Bihan ölecek. Yürü. Bihan!
Sana söylemiştim değil mi? Benim aklımın yanında seninki hiçbir şey değil. Bihan'ı almaya gelmiştin. Ne sandın? Sen bana emir vereceksin. Ben de sana Bihan'ı verecek miyim? Senin sorunun ne biliyor musun? Şu, sen önüne gelene hemen güveni veriyorsun. Bu yüzden başın sürekli belaya giriyor. Gel buraya. İşte kanıtını al bakalım. Bunu kullanıp herkese aslında John'un benim gerçek oğlum olduğunu gösterecektin, öyle değil mi? Böbrek yetmezliği olduğunu, onun için Bihan'ın böbreğini alacağımızı gösterecektin. Hadi bu kanıtı eline al ve git buradan. Hadi git, yürü hadi. Teyze, evet, ben insanlara güvenirim. Bu benim iyiliğimdendir. İnsanlarsa her zaman benim güvenimi boşa çıkarır. Bu da onların kötülüğündendir. Sen kanıtımı yok etmiş olabilirsin. Ama şimdi öyle bir şey göreceksiniz ki... karşılığında bana Bihan'ı kendiniz geri vereceksiniz. Bir dakika. İçeri girebilirsin. Oğlum, John yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. John, affet beni. Ama sana gerçeği göstermek için başka hiçbir çarem kalmamıştı. John, öyle bir şey yok oğlum. Anne. Sen... benim annem misin? Bunca yıldır sen yanımdaydın. Ben de senin yanındaydım. Ama ben annem için, onun sevgisi için ve özlemler çektim. Oğlum bak, açıklayamıyorum. Neyi açıklayacaksın? Söyle. Ne söyleyeceksin? Bu kadının eşin olduğunu mu? Ben de senin oğlunum, öyle mi? Can Adrian, dur oğlum. Önce beni bir dinle. Kimseyi dinlemek istemiyorum. Siz bana bir hayat verdiniz. Ama öz kardeşimi öldürecektiniz. Bihan senin oğlun. Sen onun annesisin. Bir anne oğlunu nasıl öldürebilir? Hayır, bizi yanlış anlıyorsun. Hayır. Gitme John, yanlış anlıyorsun bizi. Nereye gidiyorsun? Geri dönüyorum. Ne? Sizi terk ediyorum. Sonsuza kadar. Londra'ya dönüyorum. Anneni terk edip gidiyor musun oğlum? Bana sen söylemiştin. Annem, ben doğarken ölmüş. İşte söylediğin bu yalan benim hayatımdaki en büyük gerçek. Benim annem ölü. Oğlum böyle söyleme. John bak. Sen de. Sen de benim için ölüsün. Dur, John. Dur.
Teyze, amca... Bakın şu anda neler yaşadığınızı biliyorum. Bütün bunları oğlunuzun hayatını kurtarmak için yapmış olabilirsiniz. Ama bu yaptıklarınızın yanlış olduğunu fark etmeniz gerekiyor artık. Bakın bizim ailemiz bir sürü uzman doktor tanıyor. Eğer onlarla konuşursanız John'un böbrek nakli çok daha kolay gerçekleşebilir. Sus! Saçmalamayı bırak! Oğlumuzu bizden sana ayırdın zaten! Yıllardır bizim yapamadığımız şeyi sen mi yapacaksın? Oğlumuz John'a böbrek mi bulacaksın? Amca bak, en azından bir deneyebiliriz. Saçmalamayı kes dedim sana. Sus! Doğruyu mu söylüyorsun kızım? John'a bir böbrek bulunabilir mi? İyileşebilir mi o söyle? Evet teyze. Eğer bunu denersek mutlaka bulunabilir. Peki ne duruyorsun o zaman? Git ve bir hanı getir. Hadi, hadi kızım. Hey, ne yapıyorsun sen Koşi? Bu kız zaten her şeyi mahvetti. Sense... Sen sus. Son sözümü söyledim ben. Yemin ederim ben sadece oğlumun iyileşmesini istiyorum. Bu ailedeki kimseye zarar gelmesini istemiyorum. Hadi gidip bir hanı alalım. Onu tedavi ettirelim. Hadi ona gidelim. John şuna bak sana. Sen neden böyle toparlanıyorsun? Bir yere mi gidiyorsun? Ben sana meyve suyu getirmiştim. O kadar ilaç alıyorsun ki. Ben de düşündüm ki meyve suyu içersen... Biliyor musun? Senin ilaçları meyve suyuyla içmen gerekir. Hatta daha çok meyve suyu içip daha az ilaç alırsın. Bunların hepsi bu ilaçlar yüzünden. Ben artık ilaçları istemiyorum. John, beni dinler misin? Şada! Bak, benden uzak dur. Bir daha bu eve asla gelmeyeceğim. John, beni dinler misin? Böyle aniden... Ne oldu ki? Gel kızım. İşte Bihan'ın burada. Bihan! Hey dur! Ne sanıyorsun? Sen benden oğlumu alacaksın. Bense senin kocanı almana izin mi vereceğim? Büyük bir felaket olacak, göreceksin. Hayır, götürün şunu. Bihan! Teyze, Bihan'a bir şey yapma lütfen. Bak, şimdi gözlerinin önünde Bihan'ın öldüğünü göreceksin. İndirin şunu. Bihan! Bihan gözlerini aç! Bihan! Buraya gel. O uyanacak. Ama ondan sonra ne olacak biliyor musun? Tekrar uyuyacak. Bu sefer uyuduğu zaman da... Bir daha asla uyanmayacak. Ne kadar vaktin kaldığını biliyor musun sen? Sadece yarım saat. Tik tak, tik tak. Yarım saatin var. Sen çok zekisin değil mi? Her şeyi biliyorsun. Onu kurtarabilir misin? O zaman dene hadi.
Yürüyün! Bihan! Bihan! Bihan uyuma Bihan! Bihan sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bihan uyan! Bihan! Bihan! Ayağa kalk! Kalk hadi! Tepki! Evet! Evet Bihan söyle! Ne oldu? Ben şimdi seni rüyamda gördüm. Şey düzelecek. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bihan, Bihan kalk. Çok uykum var. Hayır, hayır, hayır. Uyuyamazsın Bihan. Bihan gözlerini aç. Bihan bana bir bak. Bihan, Bihan hastaneye gideceğiz. Thank you.